Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, 13 Mayıs haftasında sizlere neler bekliyor? Şimdi haftaya 10. evinizdeki Güneş-Uranüs kavuşumuyla bir defa başlıyoruz. Bu kavuşum kariyer ve iş hayatınızda ani, beklenmedik ve sürpriz gelişmeler anlamına geliyor aslında. Bir işe başlayabilir veya mevcut işinizden ayrılabilirsiniz. Aniden taşınma, ev veya yer değişikliği gibi durumlarda hayatınızda söz konusu olabilir. Uranüs'ün etkisiyle değişimler birdenbire beklenmedik bir şekilde hayatınızda gerçekleşebilir ama ancak kalıcı olmayabilir. Örneğin kariyerinizde özgürleşmek ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız bu dönem gerçekten fırsatlarla dolu olacak. Ancak Uranüs'ün değişimleri kalıcı olmadığı için bu fırsatların kısa vadeli olacağını aklınızdan çıkartmayın. Örneğin aniden terfi alabilirsiniz veya beklenmedik bir şekilde yeni pozisyon teklifi alabilirsiniz. Ancak bu fırsatlar Uranüs etkisi nedeniyle kalıcı olmayabilir. Biraz daha böyle esnek olmayı gerektirecek durumlar hayatınızda yer alacaktır. Şimdi 14 Mayıs'ta Venüs ve Satürn arasında güzel bir açı olacak. Bu açı böyle uzun zamandan beri belki de beklediğiniz miras, nafaka, tazminat, prim veya emeklilik gibi konularda sizlere ani, beklenmedik gelişmelerin habercisi olacaktır. Ayrıca yine kariyerinizde yeni kapılar açarak finansal anlamda bir rahatlama hayatınıza sağlayabilir. Örneğin çok uzun süredir böyle beklediğiniz bir miras davası sizin için çok olumlu sonuçlanabilir. Veya iş yerinizde böyle beklemediğiniz anda bir prim aniden size gelebilir. Ayrıca bu açı kalıcı ve uzun vadeli planlar yapmanız için de çok uygun bir zaman dilimini aslında işaret ediyor olacak. Finansal olarak çok daha güvenli adımlar atmak için plan çok net yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Örneğin emeklilik veya yatırım planlarınızı böyle gözden geçirebilir. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi hayatınızın içerisinde çok net oluşturabilirsiniz. 15 Mayıs'ta Merkür bu sefer Boğa burcuna geçiyor, sizin 10. evinizde. Bu toplantılar ve organizasyonlar anlamına gelir. Bunlarda bir artış olacaktır. Satış ve alım konuları, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, kontrat gibi konular ön plana çıkacak demektir bu dönemde. Dikkatli olmanızda yalnız fayda var. Buraya yine dikkat diyorum. Örneğin yeni bir projede çalışmaya evet başlayabilirsiniz ya da iş yerinizde önemli bir toplantıda bulunabilirsiniz. Toplantılarda ve organizasyonlarda son derece dikkatli olun. Çünkü Merkür'ün Boğa burcundaki etkisiyle konuşmalarınızda birazcık daha sabırlı ve net olmanız gerektiğini gösteriyor. 17 ve 19 Mayıs'ta Jüpiter ve Güneş kavuşumu var. Büyüme ve gelişme fırsatlarını bu getiriyor bizlere. Ancak bu kavuşum Aslan burcunu kare açısıyla etkilediği için sorumluluk alarak biraz ilerlemenizi gerektirecek bir açı. Bolluk, bereket ve şans kapıları elbette ki size de açılacak. Ancak bunları sorumluluklarla birlikte sizlere gelecek demektir. Örneğin işinizle veya kariyerinizle ilgili yeni bir sorumluluk alabilirsiniz. Toplum önünde böyle statünüz değişebilir, değiştirebilirsiniz. Hatta ancak bu durum ağır bir yük gibi de size gelebilir. Bu yüzden biraz hayatınızın içerisinde bu gelen fırsatlara karşı lütfen direnç göstermeyin ve karşınıza çıkan fırsatları kabul edin. Örneğin yine şirketinizde yeni bir projede liderlik görevi üstlenebilir veya terfi alabilirsiniz. Ancak bu görev ekstra sorumluluklarla birlikte sizlere tabii ki gelebilir. Aynı zamanda uluslararası projeler ve hukuki konularda yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Güneş ve Jüpiter kavuşumu size burada seyahat, eğitim ve uluslararası alanda gelişme fırsatları sunacaktır. 18 Mayıs'ta Venüs ve Uranüs kavuşumu var. Bu da kariyer hayatınızda sürpriz gelişmeler demek. Bunların yaşanabileceğini gösteren bir açı bu. Bu kavuşum biraz kaçamak ilişkiler, sürpriz harcamalar, cinsel cazibenin artması gibi konuları da tetikleyebilir. İş yerinde aniden başlayan ilişkiler veya kısa süreli aşklara lütfen dikkat edin.
Örneğin iş yerinizdeki bir meslektaşınızla ani bir şekilde ilgi duyabilirsiniz veya kısa süreli bir ilişkiyi başlatabilirsiniz hayatınızda. Ancak bu tür ilişkiler iş hayatınızda sorunlara neden olabilir. Bu yüzden son derece dikkatli olmanızı size önereceğim. Eğer işiniz yapay zeka, e-ticaret veya dijital dünya ile ilgili ise bu alanlarda çalışarak çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. İşlerinizi büyütebilirsiniz veya bu konuda gelişim sağlayabilirsiniz. Örneğin dijital pazarlama alanında yeni bir strateji hayatınızda geliştirebilir veya e-ticaret işinizi daha da bir genişletebilirsiniz. 18 Mayıs'ta Mars ve Kuzey Ay düğümü 9. evinizde bir kavuşum yapacak. Bu kavuşum seyahat, yolculuk, yabancı ülkeler ve ticari faaliyetlerde yeni fırsatları sizlere işaret ediyor olacak. Pasaport başvurusunda bulunabilirsiniz. Yurt dışına uçak biletleri alabilirsiniz veya yurt dışına çıkabilirsiniz. Ticari faaliyetlerde gerçekten güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir dönem. Kuzey Ay düğümü çünkü kaderi temsil ederken Mars da bizi harekete geçmek için, aksiyon almak için bir nevi harekete geçirecektir zaten. Bu nedenle bu dönemde resmi dairelerle ilgili işlemler, tapu ve vergi dairelerinde yapılacak işler daha ön plana çıkacaktır. Kendinizi tutkulu ve çok motive olmuş hissedeceksiniz aynı zamanda. Yeni bir iş için yurt dışına seyahat edebilir veya dediğim gibi uluslararası bir projede görev alabilirsiniz. Ticari anlamda yeni ortaklıklar kurmak veya farklı kültürlerle işbirliği yapmak için de çok ideal bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer ve iş hayatınızda evet ani değişikliklere neden olabilir. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirin ve özgün kalmaya çalışın ve hemen karar vermemeye çalışın. İşinizde esnek olun, beklenmedik değişikliklere hazırlıklı olun. Arkasından çünkü bir Venüs ve Satürn açısı var. Bu da sizin uzun zamandan beri çünkü beklediğiniz finansal kazançlara sizleri kavuşturacak. Uzun vadeli planlar yaparak burada stratejilerinizi tekrar gözden lütfen geçirin. Ve sorumluluk almakta da kesinlikle tereddüt etmeyin. Güneş-Jüpiter kavuşumu sizlere büyüme ve gelişme fırsatları hatta sorumluluklarınızla birlikte gerçekten sizi bir koruma etkisine de alacak. Onun için kariyerinizde bir adım öne çıkmaktan kesinlikle çekinmeyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.